savaşlar, teknolojik ilerlemeler ve sosyal kargaşalar verdi. Aynı zamanda okumaya değer şeyler de vardı. The only people that interest me are the mad ones. The ones who are mad to live, mad to talk, desirous of everything at the same time, the ones that never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like Roman candles across the night. Watchmojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün 20. yüzyılın en iyi 10 romanını sıralayacağız. The pipe, it's gone. Pipe, get him you bloke, get him! Bu listede 1900 ve 1999 yılları arasında yayınlanmış, sanatsal değerine, önemine, popülerliğine ve yazıldığı yüzyılı yansıtabilme kabiliyetine göre sıralanmış romanlara bakıyor olacağız. 10 numara, Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında yazarlar, teorisyenler ve eleştirmenler, romanları düşmekte ve hatta ölmekte olan bir sanat formu olması fikriyle tüketti. I had the bad manners of believing that misspelled words, language mistakes, or errors in grammar were actually created. And whenever detected, I would tear up the page and throw it into the trash basket. Ama 1967'de geleceğin Nobel ödülü sahibi Gabriel Garcia Marquez bu şaheseri yayınladı ve süreç içerisindeki birçok karamsarlığa nokta koydu. It sold more than 30 million copies throughout the world during the writer's lifetime. It put a spotlight on the Latin American genre known as magical realism. Kolombiya'daki Buendia ailesinin 7 jenerasyonun hikayesini anlatan roman, bir çaresizlik hikayesi. Gelmiş geçmiş en iyi Latin Amerika romanı, sihirli realist tarzı, alt plan üzerindeki kurgusu ve sunduğu muhteşem otantik çevreyle bugünlerin okuma listeleri için muhteşem bir başlangıç noktası mahiyetinde. One of his biographers, Gerald Martin, described 100 Years of Solitude as, quote, the first novel in which Latin Americans recognized themselves, that defined them, celebrated their passion, their intensity, their spirituality and superstition, their grand propensity for failure. 9 numara, Yüzüklerin Efendisi, J.R.R. Tolkien. A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to. Çağdaş fantezi janrının atası J.R.R. Tolkien'in muazzam romanı, şüphesiz ki dönem içinde öne çıkan bir çalışma olarak görünüyor. I now wanted to try my hand at writing a really stupendously long narrative. Okuyucuları en çok etkileyen şey, Orta Dünya'nın alemini olabildiğince gerçek göstermek için yazarın detaylara gösterdiği dudak uçuklatıcı ilgiydi. Yüzüklerin Efendisi'nde ölümcül kötülüğün ülkesinden kurtulmak için bir grup renkli karakter heybetli ve tehlikeli fantezi dünyası boyunca bir seyahate çıkıyor. One ring to rule them all. Hepsine hükmedecek tek bir yüzük ve hepsine vay be dedirtecek bir öykü. Sekiz numara, Lolita, Vladimir Nabokov. What I want to produce is really that little sob in the spine of the artist reader. Well, I leave the field of ideas to Dr. Schweitzer and to Dr. Zhivago. Büyük ölçüde tartışmalı olan bu Lolita ismindeki kitap, kitapçılarda rafa düşünce büyük tepkiyle karşılaştı. Humbert Humbert'ın hayatını ve onun reşit olmayan karaktere tutulmasını detaylandıran hikayede, pedofilinin grafik sunumu ve tartışmaya açık yüceltmesi birçok insanın ateş püskürmesine neden oldu. Because you don't care about me anymore anyway. Why do you think I don't care about you? Well, you haven't kissed me yet, have you? Eleştirmenler genellikle karakterlerin yırtıcı içgüdülerini tartışırken, Lolita, cinsel suistimal, edebi ahlak ve Nabokov'un kelime oyunları üzerine de uluslararası diyalogu açtı. I'll yank you out of Beardsley as fast as it takes me to pack a suitcase unless this stops. Unless what stops? You know what I'm talking about! Take it easy, mister! Olumsuz tanıtıma rağmen Rus yazarın romanı hayatta kaldı ve Humbert, hoşunuza gitse de gitmese de 20. yüzyılın en iyilerinden biri olarak kendine yer buldu.
I'm saying leave here and come live with me and die with me and everything with me. You're crazy. 7 numara, silahlara veda, Ernest Hemingway. Hemingway's driving philosophy was that he wanted to experience life to the fullest. He wanted to do every adventure, see every sight. O en iyi Amerikalı yazarlardan biri olarak kabul gördü ve Silahlara Veda, Ernest Hemingway'in hak ettiğini aldığı roman olarak telakki edildi. Have you ever loved anyone? Off and on. 5 kitaba bölünmüş Silahlara Veda, onun gerçek en çok satan kitaplarından ilkiydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan ambulans bölüğündeki bir Amerikan temini olan Frederick Henry'nin hikayesini anlatıyor. You know something? What? I don't think this rain is going to last. I hope not. You know something else? What? I don't care if it does. Genel olarak Hemingway'in kendi tecrübelerine dayanan eser, insanlık tarihinin en kanlı dönemlerinin en iyi ürünlerinden biri olarak sayılıyor. I am ordered to leave the galley. But you have better orders from God to remain. I salute your commanding officer. May his blessing go with you. 6 numara, Ulysses, James Joyce. Quick, quick! I'll give you just 3 seconds. 1, 2. Birçokları için Joyce, modernizmin babasıdır ve bu da onun şaheseri. Ulysses, Homer'ın Odisey'ini baştan keşfediyor ve aksiyonu Dublin'e götürüyor. Have mercy on Stephen, Lord! For my sake! No! Bilhassa Leopold Bloom için şehirdeki sıradan bir gün sebebiyle bu roman tartışmalı şekilde akıllıca ve zorlu bir metin ama aynı zamanda okuması da çok keyifli. It is true. It was my funeral. How is that possible? By metempsychosis. Oh, rocks. Kelime oyunları, cinaslar, tasvirler ve üslupsal garipliklerle dolu bu inanılmaz eser edebi başarıyı tanımlıyor. Dr. Bloom is bisexually abnormal. Traces of elephantiasis have been discovered among his ascendants. He is prematurely bald from self-abuse. Ulysses kahramansı vicdan akışı ile tanınıyor ve okuyucular kendini buna kaptırmadan edemiyor. He understands the tiny sins, the tiny virtues, the tiny venalities, the tiny advantages that people will look for in life, and nobody else ever did that before, and nobody, I would contend, has done it as well since. 5 numara, Gazap Üzümleri, John Steinbeck. Everybody's got to get off. Everybody's leaving, going out to California. Your folks, my folks, everybody's folks. Everybody except me. Amerikan rüyası Amerika'nın kendisiyle birlikte bitti. Joe ailesinin daha iyi bir hayat ve refah arayışı için Kaliforniya'ya göçünü anlatan bu hikaye, nesiller boyunca okuyucuları kendine çekti. Maybe I'll give me a whole wash tub full of grapes and just sit in them and scrounge around in them until they're all gone. Bir taraftan bu zengin ve güvenilir bir tarihsel kaynak ve diğer bir taraftan bu sayfa çevirmek için okuyucuları cezbediyor. Kimse büyük buhranı John Steinbeck gibi karşılamadı ve bu bilgi birikimi ona 1962 Nobel Edebiyat Ödülünü kazandırdı. I thank the Swedish Academy for finding my work worthy of this highest honor. Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar eserinde bu listeye ekleyebilirdik ancak Pulitzer ödülü kazanan Gazap Üzümleri galip çıktı. Rich fellows come up and they die and their kids ain't no good and they die out. But we keep a coming. We're the people that live. They can't wipe us out, they can't lick us. 4 numara, 1984, George Orwell. What I most wanted was to turn political writing into an art. 1949'da piyasaya çıkmış bu Orwell hikayesinin amacı geleceğin nasıl olacağını kestirmekti ve İngiliz yazar çok da uzak değildi. 30 to 40 group, take your places please. Right, let's see which one of us can touch his toes. Winston devamlı gözetim altında tutulan bağımsızca hareket etmenin hatta yaratıcı şekilde düşünmenin imkansız olduğu bir toplulukta yaşıyor. Smith? 6079 Smith W? Yes, you. Bend lower. Bu distoptik bilim kurgu romanı ve büyük birader fikri olabildiğince korkutucuyken 1984 modern okuyuculara daha da rahatsız bir okuma tecrübesi yaşattı diyebiliriz.
The Spanish War turned the scale, and thereafter I knew where I stood. Every line of serious work that I've written since 1936 has been written, directly or indirectly, against totalitarianism. En nihayetinde bilgisayar ekranlarının karşısında teknoloji kültürünü daha çok tüketmeye başladık. Neredeyse bütün hareketlerimiz kameralar tarafından izleniyor. Bazen hayat gerçekten sanatı taklit ediyor, iyi veya kötü şekilde. A hierarchy of society is only possible on the basis of poverty and ignorance. In principle, the war effort is always planned to keep society on the brink of starvation. 3 numara. Çavdar tarlasında çocuklar. J.D. Salinger. When you're a kid and you read Catcher in the Rye, you're just like, oh my god, somebody gets it. Başka bir tartışmalı eser olan Çavdar Tarlasında Çocuklar aslında yetişkinler için kaleme alınmıştı. Ancak o sonradan gençler için ikonik bir hikaye şeklini aldı. More than 60 million copies of his 1951 novel Catcher in the Rye have been sold, read, worshipped and studied. And it made the central character Holden Caulfield better known than Salinger himself. Holden Caulfield'ın günlük boş yere koşturmasını detaylandıran roman tamamen ergen sıkıntısı, isyanı ve asiliği ile alakalı. Bununla birlikte ergen cinselliği ve küfürlü cümleler nedeniyle tartışmalı. Ayrıca yazılmış en ilişkilendirilebilir eserlerden biri. Herkes büyür, kimse mükemmel değildir. Sadece çok az kişi bu hikayedeki asıl kahramana benzer. Ama ancak bu romanın son sayfasını çevirdiğimizde hayatın çeşitliliğine minnettar kalırız. 2 numara. Bülbülü öldürmek, Harper Lee. She did something that in our society is unspeakable. She kissed a black man. 20. yüzyılda ırksal ayrımcılığa karşı savaş önde gelen bir sosyal meselelerden biriydi ve bu hiçbir romanda bu olay Harper Lee'nin Bülbülü Öldürmek kitabına kıyasla daha mükemmel işlenmedi. Khashoggi, will you swear never tell anybody? I swear. Khashoggi. Herkesin okuması gereken bu reşit olma hikayesi, ırk eşitliği konusundaki düşüncelerimizi masaya seriyor. Onların üzerine gitmemiz için meydan okuyor ve doğru sonuçlara ulaşmamız için bizi dürtüyor. You never really understand a person until you consider things from his point of view. Gençliğini anma olarak Scout tarafından anlatılan hikaye, onun babasını yani masum siyahi bir adamı tecavüz suçlamasına karşı savunan düzgün ahlaklı avukat Atticus Finch'i anlatıyor. Our courts, all men are created equal. Olağanüstü önemli olan ve yazarına da Pulitzer ödülü kazandıran kitap birçok lisenin okuma listesinde bulunuyor. Öyle de kalmalı. There's a lot of ugly things in this world, son. I wish I could keep them all away from you. That's never possible. Bir numaralı seçimimizi açıklamadan önce gelin almaya değer diğer romanlara bakalım. Piggy's got the conch. That's right. Favor Piggy as you always do. Jack! The rules, you're breaking the rules. Who cares? Because the rules are the only thing we got. Bollocks to the rules. We're strong. We hunt. Sorry, Captain, but I know how that must feel. I don't think so. Try not to talk. Just think about nice things. You hear that, Buck? You hear that, huh? You did it. All right, boy. You can ride in with Jason. You're gonna make yourself late again. Oh, no, she's not gonna be late. We're gonna change that right now. Come here. What for? Put the cup down and get over here. This is Schlachthof 5. 5 is English 5. Schlacht is slaughter. Hof is house. Schlachthof 5. Slaughterhouse 5. Your house. You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard. And a thumping good one, I'd wager. Bir numara. Muhteşem Gatsby. F. Scott Fitzgerald. Cousin to the devil. I'm afraid I haven't been a very good host, old sport. You see, I'm Gatsby. 1920'ler Amerikası'ndan daha ikonik dönem çok azdır ve hiçbir yazar Fitzgerald'ın yaptığı gibi işin özünü kavrayabilmeyi başaramadı. Muhteşem Gatsby rahatlıkla Princeton'ların başarı tanımı olabilir. Yeşil ışık, sarı araba, göz alıcı lükster ve yürek burkan dibe vurmuşluklar. Now isn't that enough? I can't help what's past. I did love him once, but I loved you too. Bu roman insan hayatının en karmaşık bileşenlerini alıyor. Yani aşkı ve psikolojiyi ve onları duygusal olarak basitleştiriyor. She
wander in one night. He constantly asked about Daisy. I was just the first person that knew her. All that. Gatsby, Amerikan rüyasının geçici doğası hakkındaki muammalı Jay Gatsby'yi ve onun Daisy Buchanan'ın tutulmasını merkeze alan bir hikaye. Gatsby, when it came out, did not get great reviews. It got some good reviews, but it was a slightly different story. I mean, there were deaths, there was a murder. These were not the things that Scott Fitzgerald was supposed to write about. İlk yılında sadece 20 bin satsa da jüri devrede, Gatsby muhteşem ve onun hikayesi tüm zamanların en iyisi. You're worth the whole damn bunch put together. I was always glad I said that. Listemize katılıyor musunuz? Hangi 20. yüzyıl romanını unutmuş olabiliriz? Daha fazla sayfa çevirici top onlar için watchmojo.com Türkiye'yi abone olmayı unutmayın. That is the end of the announcement. Goodbye, brother. Goodbye, brother.